Ekranları başında bulunan herkese merhabalar. Amerika gündeminde dolu bir programla yine birlikteyiz. Washington'dan meslektaşım Hakan Çopurluk'la birlikte bu hafta Amerika'da neler oldu bunu değerlendireceğiz. Hakan merhabalar. Merhaba İslam abi. Kolay gelsin. Evet, yine yoğun bir gündem vardı. Özellikle geçici ulusal güvenlik stratejisi Biden yönetiminin açıkladığı strateji. Haftaya gündemini damgasını vurdu diyebiliriz. En fazla konuşulan açıklamalardan biri oldu. Ama ondan önce Hakan, geçen hafta değindiğimiz özellikle Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün yayınladığı Kaşıkçı raporuna tepkiler de epey öne çıktı bu hafta. Raporun açıklanmasından sonra aynı gün sen de belirttiğin gibi 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti dışişleri. Bunların işte Amerika'ya girişine yasak gibi, vize verilmesine yasak gibi uygulamalar getirmişti. İsimlerini açıklamamıştı. Bu yeterli bulunmadı. Gerek basından, gerekse sivil toplum kuruluşlarından, hatta kongrenin içinde buna tepkiler oldu. Muhammed Bin Selman'ın, Veliaht Prens'in cezalandırılması, ona yaptırım getirmesi yönünde baskılar vardı, tartışmalar vardı. Washington'da neler oldu? Bu Kaşıkçı raporuna tepkiler neydi? Bize biraz onu değerlendirir misin? Ben de öncelikle tüm izleyicilerimize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Şimdi tabii aslında Washington'da biz yaklaşık 10 gündür bu Kaşıkçı raporunu ve yansımalarını takip ediyoruz. Çok net olarak gözüken tablo şu: Biden yönetimi şeffaflık adına daha önce de vaatte bulunduğu üzere bu ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün hazırlamış olduğu ve Muhammed Bin Selman'ın doğrudan suçlandığı ve bu cinayetin sorumlusu olarak addedildiği raporu açıkladı. Bunda sorun yok. Fakat geçen hafta da biraz temas ettiğimiz üzere Biden yönetimi Muhammed Bin Selman'a herhangi bir yaptırım getirmedi ve getirmeyeceğini açıkçası dile getirdi. Bunu hem Beyaz Saray'da sözcüden Cem Psaki'den biz birkaç kez duyduk. Hatta yani belki 3-4 gün peş peşe bu konu konuşuldu, bu sorular soruldu. Sözcü net bir şekilde şunu söylüyor. Diyor ki biz şeffaflık anlamında Suudi Arabistan'a hani her istediğini yapamayacağını tüm dünyaya da bunu göstermek noktasında bu raporu açıkladık. Bu raporun içinde ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Fakat biz geleneksel olarak bir kere bir hani yabancı devlet başkanlarına yaptırım uygulamıyoruz diyor. Gerçi bu da biraz tartışıldı. Mesela Dışişleri Bakanlığı bu konu gündeme geldiğinde bazı gazeteciler ABD'nin farklı dönemlerde yaptırım uyguladığı yabancı devlet başkanlarından örnekler verdiler. Fakat Beyaz Saray, Biden yönetimi genel olarak bunu bir tez olarak, argüman olarak öne sürüyor ve diyor ki ABD yönetimleri zaten genel olarak yabancı devlet başkanlarına yaptırım uygulamıyor. İkincisi de biz bu cinayetin sorumluları anlamında bu cinayete karışmış olan herkes aslında zaten yaptırım uyguluyoruz. Hani bunu meseleyi sadece bir kişiye indirgememek lazım. ABD'nin Suudi Arabistan'la ve bölgesel anlamda önemli ilişkileri var. Washington Riyad hattındaki meseleyi sadece Muhammed Bin Selman'a indirgememek lazım. Hatta bunu Blinken net bir şekilde ifade etti. Yani ABD Suudi Arabistan ilişkileri bir kişiden büyüktür şeklinde ifade etti. Ama tabii yani sonuçta bu argümanların hiçbir tanesi aslında hiç kimseyi tatmin etmedi. Çok net olan gerçek şu: Biden yönetimi raporu açıkladı. Bu iyi bir puan, fakat sonrasında atması gereken ikinci adımı atmadı ya da atamadı. Bu da demokratlar arasında, ABD medyasında, hatta normalde hani Biden'e çok güçlü şekilde destek veren CNN, Washington Post, New York Times gibi hani ana akım liberal medyada dahi çok sert şekilde ve ciddi şekilde eleştiriliyor. Ve burada bir tutarsızlık olduğu vurgulanıyor. Bu anlamda Kongre'de yanılmıyorsam iki farklı isim, biri İlhan Ömer, diğerini şu an hatırlamıyorum ama iki farklı demokrat vekil bu cinayetten doğrudan Muhammed Bin Selman sorumludur, o da yaptırma tabi tutulsun şeklinde tasarılar sundular. Fakat tabii hani buradan bir şey çıkacak mı? Çok yüksek ihtimal değil açıkçası, ama en azından bu rahatsızlığı Demokrat Parti içerisinde dile getirilmiş olması dahi önemlidir. Bu bakımdan şu anda buradaki hava, özetlemek gerekirse, Biden yönetimini bir yandan takdir ediyor insanlar ve kamuoyu bu raporun açıklanmış olması dolayısıyla. Çünkü rapor açık bir şekilde Muhammed Bin Selman'ın cinayetten sorumlu olduğunu söylüyor. Fakat
Biden yönetiminin attığı adımı yarım bırakarak Muhammed Bin Selman yaptırım getirmemesi de net bir şekilde eleştiriliyor. Hani şu anda birazcık konu gündemden yavaş yavaş düşmeye başladı. Fakat dediğim gibi bu eleştirilerin aynı şekilde hani önümüzdeki süreçte bu konu gündeme geldiğinde yine yapılacağını varsaymamız mümkün. Böyle bir durumda Biden yönetimi aslında Trump'ın zamanında hani ya, siyaset var bu işin içinde, diplomasi var, silah satıyoruz, dolayısıyla benim Muhammed Bin Selman'a bir şey yapmam mümkün değil şeklinde bir pozisyonu vardı. Aslında Biden yönetimi de farklı gerekçelerle, daha diplomatik bir söylemle belki, ama toplamda aslında aynı noktaya gelmiş oldu İslam abi. Evet. Kongre demişken bu hafta bir de kongrede bu 6 Ocak kongre baskını ile ilgili oturumlar vardı. FBI direktörü de bu oturumların birine katıldı, bir konuşma yaptı. Dün 4 Mart ayrı bir gündü. Özellikle bu QAnon komple teoricilerinin beklediği bir gündü. DC'de belli endişeler vardı, yeni olaylar olur mu diye tedbirler artırılmıştı. Kongre demişken Kaşıkçı olayından bu 6 Ocak'la ilgili kongredeki oturumlarda kayda değer bir şey çıktı mı? Açıkçası bu oturumların hemen hepsini bir şekilde takip ettim ya da ettik arkadaşlarımızla. Yani benim gözlemlediğim şu: birincisi yetkililer birazcık hani ben görevimi yaptım ama işte şurada sorun vardı, ben görevimi yaptım ama şurada sorun, şurada olay aksadı şeklinde birazcık kendilerini kurtaracak ve diğer birimlerin sorumsuz davrandığını, ne diyelim, ima edecek şekilde birbirini suçlayan açıklamaları oldu aslında. Mesela kongre polisi diyor ki ya bana istihbarat gelmiş ama istihbarat işte şu saatte gelmiş, sonra o mesela içeride kaybolmuş. İşte kongre polisi diyor ki ben diyor bu olaylar büyüyünce hemen ilgili kişilerle irtibata geçip bir an önce ulusal muhafızların gönderilmesi noktasında ricada bulundum, talepte bulundum. Fakat buna Pentagon işte 2 saat sonra cevap verdi vesaire diye. Ama toplamda bir, yetkililer karşılıklı olarak birbirlerini suçlayıp biz görevimizi yaptık fakat işte diğer birimde, diğer ne diyelim, yetkilide sorun vardı şeklinde bir yaklaşım içerisindeydiler. İkincisi, genel anlamda ortaya konan ifadelerden şu ortaya çıkıyor: Pentagon'un kabaca yaklaşık 2 saat bu kendisine gelen işte ulusal muhafızlar gönderilsin talebini geciktirdiği yönünde bir durum ortaya çıkıyor. Hani bu ne kadar hani farklı açılardan baktığınız zaman böyle midir tartışılabilir, ama hani net olarak böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani ulusal muhafızların özellikle olaya geç müdahale etmesinde Pentagon'un, dolayısıyla Trump yönetiminin bir kusuru olduğu da gözüküyor. Ama hani bu hatta muhtemelen devam edecek belki bu hafta içerisinde de. Fakat bu oturumlardan işin doğrusu öyle çok da somut anlamda kamuoyunu tatmin edecek, sonuca varacak bir tabloda ben çıktığını açısı düşünmüyorum. Net olan şey şu: güvenlik zafiyeti varmış, istihbaratın akışında ciddi zafiyet varmış. Bu olumlular ortaya çıktı ve Pentagon'un burada ulusal muhafızların gönderilmesini geciktirdiği durumu ortaya çıkmış oldu. Evet, ulusal muhafızlar derken bu hafta başka bir şey daha ortaya çıktı. Tam pişmemiş veya çiğ et mi diyelim, yedirildi. Dolayısıyla bazı ulusal muhafızların hasta olduğu da bu kongre baskını sırasında, güvenlik önlemleri sırasında bu da haberlere yansıdı. Hakan, kongre baskını demişken bir de bu CPEC denilen muhafazakar eylem konferansına gidelim. Geçen hafta da değinmiştik ama Trump konuşmamıştı. Cuma günü başlamıştı. Pazar günü Trump konuştu. Trump merakla bekleniyordu çünkü başkanlığı bıraktıktan sonra bir topluluğa, kamuoyuna yönelik ilk açıklaması değil, konuşmasıydı. Sen bunu da yakından izledin. Trump'ın konuşmasından farklı bir şey çıktı mı veya Cumhuriyetçi Parti'nin geleceğine yönelik yeni bir yol haritası çıktı mı? Bu konudaki izlenimlerin neler? Aslında en somut olan şey, hani kabaca bildiğimiz ama Trump'ın ağzından duyduğumuz için daha artık adını koyabileceğimiz konu şu oldu: Trump kesinlikle 2024 başkanlık seçimleri için kapıyı açık bıraktı. Bu seçimlere girebileceğinin net bir şekilde emarelerini, işaretlerini ortaya koydu. Cumhuriyetçi Parti içerisinde hem 2022 kongre ara seçimleri hem de 2024 için en, ne diyelim, etkin şekilde görev alacağını da ifade etti. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Parti içerisinde hani önde gelen bir rol de oynayacağını söyledi.
Ama dediğim gibi hani 2024 başkanlık seçimleri için kim bilir belki ben karşılığını çıkarım şeklinde bunu net bir şekilde ifade etti. Fakat Trump hani adayları açıklama noktasında henüz zaman olduğunu düşünüyor. O konuya girmedi. Yani biz Trump'ın net bir şekilde ne zaman aday olacağını en azından yakın vadede henüz öğrenmiş değiliz. Biraz daha bunu bekliyor olacağız. Dediğim gibi yani adaylık konusu öyle. Cumhuriyetçi Parti içerisinde etkin bir şekilde rol oynayacağını mesajını verdi. Bu şu açıdan önemli. Hep şunu söylüyoruz. Yani Trump'a yönelik ne kadar eleştiri olursa olsun Cumhuriyetçi seçmen tabanında halen Trump'ın güçlü bir background var, güçlü bir desteği var. Ve 2022'de kongre ara seçimleri için özellikle tabii temsilciler meclisinin tamamı değişeceği için oradaki tüm cumhuriyetçi adayların bir şekilde Trump'ın desteğine ihtiyacı olacak. Dolayısıyla onlar da Trump'la aralarını iyi tutmak isteyeceklerdir. Cumhuriyetçi Parti'de ve Trump'taki durum şu anda bu şekilde İslam abi. Eyvallah. Şimdi buradan hemen geçici ulusal güvenlik stratejisine geçelim. Farklı bir strateji miydi? Trump döneminden, Trump'ın ulusal güvenlik stratejisinden farklı ne vardı? Ben de biraz içeriğine baktım. Ama senin bu konudaki değerlendirmeler neler? Çünkü Amerika gücünü Orta Doğu'dan biraz daha Pasifik'e ve Avrupa'ya yönlendireceği yönde açıklamalar oldu. Bize bunu da değerlendirir misin? Evet, şimdi her bir yeni yönetim iş başına geldiğinde 4 yılda bir aslında bu ulusal güvenlik strateji belgesi dediğimiz şeyi bir şekilde güncelliyor. Mesela Trump bunu yanlış hatırlamıyorsam böyle 11 ay sonra falan yani ilk yılının sonuna doğru ancak güncellemişti bu raporu ve oradaki temel vurgusu işte önce Amerika'nın güvenliği, Amerika'nın sınırsal güvenliği, ondan sonra işte Çin, Rusya, İran şeklinde devam eden bir durum vardı, bir tablo vardı. Şimdi burada temelde değişen iki tane konu var bana göre. Birincisi, bu yeni ulusal güvenlik strateji belgesi diyor ki ABD özellikle bundan sonraki yani orta vadedeki askeri güç dağılımını Hint-Pasifik, İndo-Pasifik bölgesiyle Avrupa'ya kaydıracak. Tabii özellikle Çin'e çok vurgu yapılıyor raporda. Dolayısıyla İndo-Pasifik bölgesi daha öncelikli olarak geliyor. Orta Doğu'da ise sadece ne kadar ihtiyaç varsa ve hangi konu başlıklarıyla ilgili ihtiyaç varsa ona göre bir askeri denklem ve bir denge kurulacak şeklinde bir vurgu var. Temeldeki mesaj bu. Zaten ikinci mesaj da aslında ABD'nin orta vadede, tabii özellikle burada Çin refer ediliyor. Çin'le teknolojik anlamda yeterince rekabet edebilmesi için güvenlik teknolojilerinde, güvenlik noktasında teknolojik olarak büyük yatırım yapması gerekir. İkinci olarak da böyle bir öncelik ortaya çıkıyor. Bu aslında şu demek tabii, yani biz geçen programda da biraz konuşmuştuk. Yani ABD zaten orta vadede Orta Doğu'daki askeri dengeyi, oradaki daha doğrusu askeri güçlerini büyük oranda Indo-Pasifik bölgesine kaydırmak istiyor şeklinde. Bu hani yeni bir tez, yeni bir teori değil. Fakat baktığınız zaman burada net bir şekilde adı konmuş durumda Indo-Pasifik bölgesi ve sonra da tabii Rusya karşısında Avrupa'daki denklemi koruyabilmek, oradaki dengeyi kurabilmek noktasında ikinci olarak da Avrupa'ya işaret ediliyor. Bu tabii CENTCOM için kötü haber. Biz Kasım'da da bunu konuşuyorduk. Yani normalde hep böyle Orta Doğu CENTCOM bu işin merkezinde olurdu. Bu sefer yeni belge diyor ki ben sadece ihtiyacım olduğu kadar kaynağımı ve askeri gücümü Orta Doğu'ya ayıracağım diyor. Fakat tabii bunun somut anlamda nasıl yansıyacağını, mesela İsrail'in güvenliği, İran'la oradaki muhtemel bir anlaşma sonrasında diğer ülkelerle kurulacak olan denklem vesaire, burada nasıl bir somut, sahada nasıl bunun yansıması olacak, bunu tabii biraz zaman içerisinde göreceğiz ama kabaca bu iki hususu öne çıkarıyor bu belge İslam abi. Belgede belki şöyle bir okuma da yapabiliriz. İşte ittifaklara vurgu yapılıyor. Hatta sanki Amerika yeni bir sistemin öncülüğünü yapmak istiyor gibi ama bunu eskisinde olduğu gibi yalnız yapamayacağını, dolayısıyla müttefiklere ihtiyacı olduğunu, buna benzer bir tonlama da var. Bu arada Orta Doğu'dan biraz doğuya, o Pasifik'e kayıyor ama Orta Doğu'da da sanki hareketlenme var. Özellikle bu Şii milislerin, önceden İran destekli Şii milisler derlerdi.
Suriye'de Amerikan üslerine yönelik saldırıları var. Bu bağlamda Blinken de dış politikada öncelikleri açıkladı. Yine bu geçici ulusal güvenlik stratejisi bağlamında da zannediyorum değerlendirebiliriz bunu. O tonlamayı nasıl görüyorsun? Yani bir tarafta İran var, İran'la şu an sanki bir sıcak bir öyle bir el ense çekme tavrı gibi birbirini yokluyor iki ülke, sanki orada belli bir anlaşma zemini veya belli bir koz oluşturmak için. Ama öbür taraftan Biden da güçlerini Doğu'ya ve Avrupa'ya kaydıracağını söylüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Aslında İstanbul son derece önemli bir noktanın altını çizdin. Şunu söyleyebiliriz, yani Trump'ın önce Amerika söylemi, ki 2017'de değiştirilen bu ulusal güvenlik strateji belgesindeki temel vurgu oydu. Hatta öyle başlıyordu o belge. Önce Amerika Trump döneminde biraz şöyle bir anlama geliyordu. Yani hani ben Amerika'ya bakarım, gerisi beni ilgilendirmez. Hani önce Amerika, sadece Amerika'ya da aslında belki yorumlanabilecek, bu şekilde yorumlanabilecek bir yaklaşımdı, bir strateji beyanıydı. Fakat Biden yönetimi ise ben Amerika'da, dünyada bu denklemleri, güvenlikle ilgili, işte stratejiyle ilgili bütün bu denklemleri tek başıma kuramam. Dolayısıyla bunu ancak doğru bir şekilde konumlanmış uluslararası ittifak ilişkileri içerisinde bunu yapabiliriz şeklinde hem diplomasiye çok daha fazla vurgu yapan ve uluslararası kurumlara, uluslararası ittifak ilişkilerine daha fazla vurgu yapan bir tona sahip. Bu son derece aslında önemli bir fark. Özellikle teşekkür ederim abi. Ya bunu İran'la nükleer anlaşma bağlamında da tabii ki yorumlayabiliriz. Çünkü orada da biraz hani bir sıkışma potansiyeli de olan bir konu. Çünkü Biden yönetimi iş başına geldikten sonra aslında o bölgedeki saldırıların biraz daha sanki arttığını gözlemliyoruz gibi. Orası da ayrı bir konu. Fakat buradaki dil farkı ve hani yaklaşım farkı gerçekten son derece önemli. Biden İran konusunda ya da Çin konusunda ya da Myanmar konusunda fark etmez. Bu konularda uluslararası ittifak içerisinde işte gerektiğinde NATO ile, gerektiğinde Avrupa Birliği ile, gerektiğinde bölgesel müttefikleriyle birlikte çalışacağını ifade ediyor. Blinken'ın aslında o 8 maddeden oluşan dış politika öncelik sıralamasındaki ana mevzu da bu. Diplomasiyi daha çok kullanmak, teknolojik gelişimi vurgulayan, önemseyen bir dil de var. Çünkü orada Biden yönetimi orta uzun vadede aslında en önemli rakibinin Çin olduğunu düşünüyor ve orada da teknolojik gelişim, teknolojik rekabetin çok önemli olduğuna vurgu yapıyor Blinken ve Biden yönetimi genel anlamda. Dolayısıyla biz aslında orta vadede bu meseleyi biraz da bu şekilde okuyacağız gibi gözüküyor. Evet. Orada ilginç bir ifade de vardı. Amerika'nın kaderi önceden hiçbir şekilde bu kadar olmadığı kadar kıyılarının ötesindeki gelişmelere bağlı gibi bir ifade vardı. Tabii burada siber saldırılar, efendime söyleyeyim teknolojik gelişmeler, bunların hepsini içine alan yine küresel ısınma olayı, iklim değişikliği olayı. Bu stratejik ulusal güvenlik stratejisini zaman zaman konuşuruz yine önümüzdeki programlarda. Bu hafta konuğumuz var. Bu COVID-19 salgınını enine boyuna işleyelim istedik. Bunun için New Jersey'de doktor, Türklerin doktoru, tanıdığımız abimiz Vedat Bey, Vedat Obuz Bey'i programımıza konuk edelim istedik. Sağ olsun bizi kırmadı. Bugün COVID-19 Amerika'da nasıl gidiyor, aşılar nasıl gidiyor, bununla ilgili sorular neler? Vedat Bey'i aramıza aldık. Hakan, COVID-19'u enine boyuna konuşalım istiyoruz. İlk soruyu ben sorayım. Vedat Bey, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Hoş geldiniz Vedat Bey. Hoş bulduk Hakan Bey, hoş bulduk. Evet, şimdi COVID-19 konusunda güzel gelişmeler var. Nedir? İşte vaka sayısı günlük olarak düştü. Evet. Bir ara 400 binleri bulmuştu. Şu an 50-60 bin aralığında bu çıkıp inebiliyor. Yine ölü sayısı da, günlük ölü sayısı da epey düştü. Bu anlamda güzel gelişmeler var. Bunda aşının etkili olduğu yetkililer tarafından söyleniyor. Şu an birinci doz aşı ülke genelinde 54 milyon civarında. Evet. İkinci dozu da vurunan yaklaşık 28 milyona yakın. Yani toplam 83 milyona yakın
insan Amerika'da aşılandı, görünüyor, aşılama devam ediyor. Bir güzel haber de Johnson & Johnson'ın bu cuma onaylanması. O da game changer olarak, yani bu aşılamada önemli bir atılım olarak belirtiliyor. Biliyorsunuz işte tek doz olması, daha sonra normal buzdolabında saklanabilir olması bu aşılama olayını iyice kolaylaştırıyor. Bu bağlamda genel olarak Vedat Bey, bize öncelikle siz COVID-19 olayını yakından takip ediyorsunuz. Bize bir genel değerlendirme yapabilir misiniz? Amerika COVID-19'u halletti mi? Yeni varyantları da dikkate alarak. Şimdi olaya biraz daha bilimsel yaklaşmak lazım. Bir de klinisyen açısından yaklaşmak lazım. Bizim kliniğimiz bir nevi mikro, Amerika bazında mikro information merkeziydi bu olayın başından beri. Ve bizim gördüğümüz aslında aşı başlamadan hemen önce vakalarda ciddi bir düşüş başlamıştı. Ben bunu virüsün seasonality diyoruz İngilizce'de, mevsimlik oluşuna veriyorum. Çünkü bu virüsün de içinde bulunduğu, koronavirüsün de grip aşısında, grip yapan virüslerinde bulunduğu virüslerin bir özelliği var. Genelde September, İngilizcesi, Türkçesi Eylül'den sonra başlarlar. Şubat ayının sonunda azalmaya başlarlar. Bunda da aynı olayı biz gördük ama bunun üstüne güzel bir olay daha oldu. Aşılar birden başladı. Onun da etkisi var. İkisiyle birlikte üst üste gelince gerçekten ciddi vaka sayısında düşüşler var. Son bir haftadır pozitif sayısı ofisime gelenlerin 1 ve 2 kişiyle sınırlı kalmaya başladı. Çok ama çok güzel bir haber. Fakat temkini elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Bazı eyaletlerin yaptığı bir tamamen maskeyi bırakma zamanı mı değil. Aslında benim konuşmak istediğim bazı olaylar daha var. Maalesef bu olay bir kere oldu geçti, pandemi bitti gibi olmayacak gibi gözüküyor. Ve ona göre hazırlıklarımızı iyi yapmamız lazım. Aşılama konusunda da öncelikle aşıya gerçekten ihtiyacı olan kişilere doğru bir şekilde Amerika yaklaştı ve dünyada onları takip etti. Risk gruplarına vermek lazım. Risk gruplarından sonra da öteki kişilere yaymak lazım. Ama arka arkaya güzel haberler geliyor. Dün değil, evvelsi gün JAMA'da bir yeni makale yayınladı. JAMA'da yayınlanan makalede 7900 tane aile yakından takip edildi. Ve bu takip edilenlerin içerisinde bir ailede, bir evde bir kişi pozitif olursa kaç kişi daha pozitif oluyor bakınıldı. Özellikle erken bir şekilde aile içerisinde izolasyonlar takip içerisinde değerlendirildi ve görünen odur ki bir ailede 10 kişi varsa ve bir kişi hastaysa ikinci bir kişinin sadece yakalanma şansı var. Üçüncü kişiye sıçrama şansı görülmüyor. Bu da güzel bir olay. Yani eskiden korkutulduğu gibi işin başında bir kişi oldu mu herkes olacak. Bu çok bulaşıcı, çok kötü bir virüs değil. Virüs yavaş yavaş DNA'sı değişerekten bunun virüsün yaptığı hastalığın gücü azaldı. Yani şu anda 3 tane büyük faktör var elimizde. Mevsim olarak büyük kar yağışlarından sonra virüsün havadaki asılganlığı azaldı. Daha çok toprağa geçti ve toprakta tekrar havaya kalkamayacak duruma geçti diyorum ben. İkincisi, mevsimi geçtikten sonra aşı geldi. Aşının üstüne de virüsün sürekli değişken olan bu RNA'sındaki hastalık yapma gücü de azaldı. Ama şimdi şöyle bir düşünürsek, Amerika'da yaklaşık 16 milyon çocuk var. Ve bu aşıların hiçbirisi çocuklara verilmiyor. Bir tek BioNTech 16 yaş üstünde veriliyor. Onlarda da sadece riski olan, işte astımı çok kötü olan, immün süpresyon ilacı alan kişilere veriliyor. Asıl önemli olan faktör bu işte hastalığı yaymada gençler çok büyük bir faktördü. Gençler hasta olmuyordular ama ailelerine getiriyordular. Bence en önemli düşünülmesi ve beklenmesi gereken olay şu anda yapılan çocuklar üstünde denemeler, 12 yaş üstündekilere bu aşının verilebilmesi. 12 yaşın altındakiler hiç hastalığı geçirmiyor ama geçirgen olabiliyor, ama onların immün sistemi farklı. Yalnız bu aşılarda, çocuklar üzerine yapılan aşılarda da biraz dikkatli ve temkinli olmak lazım. Çünkü
çocuklar bu hastalığa yakalanmıyorlar. Yakalanmayışın sebebi onların hastalığı immün sistem olarak elde tutması veya ona karşı oluşturulan cevaplar büyüklerden farklı. O cevap farklı olduğu için aşıya olan cevaplar da farklı olabilir. Ve de onlara belki uzun vadede yan etkisi olabileceğini düşünerekten aşının hemen çocuklara onayını da beklemiyorum. En az 2022'ye kadar gözetlenmesi ve beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlar güzel konular. Yani bir nevi karamsar bir şekilde başladım bu eğitimsel videolara. Sizin buradaki güzel yayınınızda daha çok iyimser bir şekilde katılmaktan memnunum. Ben bir soru sorabilir miyim İslam abi? Buyurun. Tabii, tabii. Ne demek? Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir uzmanı bulmuşken ben de şimdi doğrusu merak ettiğim bir iki soru var. Mesela son dönemde işte Güney Afrika varyantı, Brezilya varyantı gibi işte bu özellikle İngiltere'de tabii bayağı bir mevzu oldu. Burada da yayıldığına ilişkin haberleri zaman zaman biz de görüyoruz. Evet. Yani ilk hani version 1 diyebileceğimiz ilk versiyondan biraz daha farklı. Mesela daha geçirgenliği yüksek, ölüm oranı belki aynı, belki biraz daha yüksek ama hani daha hızlı yayılabildiği söylenen bir iki varyasyon var. Yani bu usta şöyle düşünebilir miyiz yani? Hani evet, yani ilk çıkan virüs belki duracak ama varyantları veya belki yeni varyantlar da çıkabilir filan. Yani bu noktada bu varyantlarla ilgili yorumunuz ne olur hocam? Şimdi güzelliği şu. Varyantlar genelde spike proteini var bu virüsün üstünde. Bildiğiniz gibi böyle korona ismini verilen taçın çıkıntıları diyelim. Taçın çıkıntıların üstündeki olan protein dizilimindeki farklılıklardan dolayı oluyor. Ben daha önce de sürekli söylemiştim. Bu virüsün insan hücrelerine yapışıp hücre içine girmesinde en önemli faktör o çıkıntılardaki sülfür bağları. Sülfür bağlarının kırılım etkisi, onu kıracak ilaçlar veya işte dışarıdan gelen etkiler çok ama çok önemli bu virüsün virülansında, yani hastalık yapabilme, yayılma gücünde. Şimdi Türkçe'de güzel bir laf var, yani eskiden beri söylerler, hızlı yaşa genç öl. Bu hızlı yaşayan, hızlı hastalığı geçiren varyantlar daha çabuk mutasyon alıp daha çabuk hızlı bir şekilde kaybolacaklar diye düşünüyorum. Bir de onların hızlılığını sağlayan o kırılma bölgelerindeki sülfürlü amino asitlerin çok olduğu bölgelerin environment'te, yani dışarıda yaşama gücünü azaltacağını düşünüyorum. Yani baktığınız gibi İngiltere'deki, Güney Afrika'daki işte her yere yayılan bu hız birden kesildi. Böyle bir gün, bir haftalık, iki haftalık bir yükselme oldu ama bunu epidemiyolojistler çok hızlı bir şekilde zaten takip ediyorlar. Ben o varyantların çok büyük tehlike olacağını göstermiyorum. Özellikle aşıya karşı direnci artırma yönünden. Fakat her virüste olduğu gibi bu tür değişik varyantlara karşı çok dikkatli olup sürekli üniversiteler bazında, işte Dünya Sağlık Teşkilatı bazında bunların çok iyi takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bence onları büyük bir problem olarak görmüyorum yani. Şimdi hocam, bu aşılar konusunda da epey tartışma oldu. Hatta evet, aşıların güvenliği, güvenilirliği, sonra Pfizer mı, Moderna mı, şimdi Johnson & Johnson çıktı. Evet. Johnson & Johnson'ın etkisi biraz daha az diğerlerine kıyasla. Diğeri %95'e yakın, Johnson %72, hatta %66 falan diye bahsedilmişti. Ama başta da belirttiğim gibi Johnson'ın avantajı pratik olması, kullanılabilir olması. Şimdi insanlarda bu aşılar konusunda da bir kafa karışıklığı var. Yani Pfizer mi olalım, Moderna mı olalım, şimdi Johnson & Johnson mı olalım? Bu konuda görüşleriniz neler? Şimdi aşılarla ilgili çok ama çok soru geliyor her gün. Ondan sonra olalım mı, olmayalım mı, ikinci doz olalım mı? Ben her işe pratik yanaşırım. Tümör immünolojisi alanında yaptığım araştırmalar yaptığım zamanda da T hücreleri, B hücreleri, onların humoral dediğimiz bölgelerdeki işte etkilerini çok iyi incelemiştim. 30 senedir bu işin içindeyim ben. Amerika'ya TÜBİTAK birincisi olarak geldiğimden beri ve üniversite Minnesota'da çalıştığımdan beri. Şimdi bildiğimiz olay şu bizim. Aklı selim ve yine dikkatli bir şekilde yaklaşmamız lazım. Şimdi yaklaşacağımız olay şöyle olması lazım. Birincisi, hastalık geçirmiş veya geçirmiş olduğunu düşünen kişilerin öncelikle hastalığın T
filtresini ölçtürmesini isterim ben. Yani Amerika'da ve Türkiye'de her yerde mevcut artık bu testler. Antikor seviyesini ölçüp ona göre hareket etmek lazım. Mesela antikor seviyeniz 20 üstündeyse ölçülen laboratuvara göre çok kuvvetli antikorunuz varsa hemen acilen bu aşıyı yaptırmanıza gerek yok derim. Mevsimin sonuna doğru bekleyin. İkinci bir test yaptırın. Seviye düşüyorsa o zaman bir aşı daha yaptırabilirsiniz. Ama hastalığı geçirip antikor seviyenize gerek yok. Evet. Şunu sorayım. Şimdi buyurun. Antikor level'ı da değişiyor. Mesela COVID atlatmış birinde çok kuvvetli antikor level'ı olabiliyor. Zamanla bu azalabiliyor. Hiç COVID'le evet. muhatap olmamış birinde olmayabiliyor. Yani evet. peki bu konuda bir standart var mı? Yani ben antikor testi yaptırdım. Evet. Hiç çıkmadı. Veya çok iyi bir seviyede çıktı. Bu ne kadar gidiyor? 3 ay mı, 6 ay mı, 1 sene mi? Bunun belli bir standardı var mı? Standart daha oluşmadı. Çünkü insanların bağışıklık sistemine göre bu çok değişiyor. Onu fark ettik biz hastalarımızda. Bir ailede mesela aynı virüse karşı maruz kalmış 5 kişiyi ölçtüm geçen hafta ben. Onlarda bir tanesinde bizim laboratuvarın üst seviyesi 20'nin üstünde. Gerisinde kalanlarda 1,5'la 7,5 arasında. 1,5-7,5 arasındaki düşük seviyede antikor olanlara dedim ki siz şimdi ilk etapta, ilk 3 ay içerisinde size sıra gelince bir aşı yaptırın. 20'nin üstünde olana dedim ki ben sizi denemek istiyorum. Seviye düşecek mi? 3 ayda bir sizin seviyenizi ölçeyim. Ona göre seviye düşmeye başlayınca yapalım dedim. Yani böyle bir yaklaşım bence en doğrusu olur. Birincisi mevcut aşının gerçekten ihtiyacı olan, hastalığı olan yaşlı kişilere verilebilmesi için imkan tanımak açısından. İkincisine de gereksiz yere vücudunuza ekstra bir yabancı bir maddeyi almaya, acele etmeye gerek yok. Ama hastalıklarınız var. Yaşınız 65'in üstünde. Aşı olayım mı olmayayım sorusu hiç sormaya gerek yok. Yapabilirsiniz. Yaparken dikkat edilecek şeylerden bir tanesi Moderna mı, Pfizer mı? Onlarda da büyük bir fark yok. Çünkü bir aşının etkin olabilmesi için %75'in üstünde etkili olması lazım. Piyasaya ihtiyacı verilen her aşıda o var. Etkinlik var. Yalnız işte dediğim gibi geçmiş hastalığı geçirmiş olan bilenen ya da bir böyle bir kırgınlık geçirdim. Acaba geçirdi mi diyenlerin muhakkak kan seviyesini ölçmesini isterim ben. Yani. Evet. Hocam şunu da ekleyelim. Biz evet Amerika'dayız. Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson diyoruz ama bizim Türkiye'den de izleyicilerimiz var. Evet. Sinovac'la ilgili yorumlarınızı da katarsanız güzel olur, isabet olur. Bence Sinovac iyi bir aşı. Yani Sinovac'ın bu aşılardan büyük bir farkı yok. Yani son etkisini göstermek açısından. Sinovac aşısının konusunda hiç kimsenin rahatsız olmasını istemem Türkiye'den. Yani Türkiye çok doğru bir kararı verdi. En önce aşıyı alabilmenin tek yolu oydu. Eğer buradaki aşıları bekleyip olsaydılar şu anda Avrupa'nın büyük ülkelerinin durumları aynı olacaktı. Yani Polonya'dan tutun da Tayvan'a kadar bizim tanıdığımız arkadaşların hepsi normal bize yardımcı olun. Gerekli yerlere bizim adımıza başvurun diye başvuruyorlar. Hiçbirinin elinde aşı yok. Yani o güzel bir karardı. O aşı etkin bir aşı. O aşı konusunda yani kimse şey yapmasın, kuşkulu olmasın derim yani. Hocam ben burada müsaadenizle biraz şeytanın avukatlığını yapayım. Evet. Şimdi şu yönde bazı görüşler hatta bazı uzmanlar da var. Diyorlar ki yani tamam yani bir salgın var bunu kabul evet. ediyoruz. Fakat şu anda tüm dünyanın bir şekilde aşılanması yönelik çalışmalarda henüz tam olarak ne kadar etkili olduğu veyahut da mesela özellikle yan etkilerinin olup olmadığına ilişkin pek çok şeyin tabii zaman kısıtlı olduğu için doğal evet. olarak henüz evet. tam olarak bilmediğimiz bir aşıdan bir sürü şeyden bahsediyoruz ve evet. işte milyonlarca insan en kısa sürede aşı olsun gibi bir kampanya içerisindeyiz. Yani evet. Bu yönde biraz hani aşıyla ilgili böyle şüpheleri olan pek çok kişi de var. Aşıların güvenilirliği noktasında yani mesela benim annem babam dahi bana soruyor yani işte sıra geldi vurulalım mı vurulmayalım mı? Annem mesela çok tedirgin. Ben evet. vurulmak istemiyorum diyor. Ne olduğunu bilmiyorum içinde falan diyor. Evet. Baba ben vurulacağım diyor. Yani bu aşılara güven noktasında hocam sizin yaklaşımınız nedir? Şimdi aşıların hızlı bir şekilde piyasaya sürüldüğü doğru. Bunların uzun vadede etkileri ne olacağı biliniyor mu? O konuda ben de çoğu kişiyle aynı fikirdeyim. Özellikle mRNA'da messenger RNA ile olan aşıların piyasaya sürülümünün ilkini yaşıyoruz. Fakat
aşıların uzun vadede insanın DNA'sını değiştireceği konusundaki yayınlara katılmıyorum. Çünkü bu mRNA'lar işleri bittikten sonra dışarıya atılan hücrenin içine giren maddeler değil. Sitoplazmada sadece etkisini gösteren aşılar. O konuda ben fazla tedirgin değilim. Eski aşılarda ben çok daha fazla tedirgindim. Ben aşıların içerisinde prezervatif olarak kullanılan ağır metallerin gerçekten çocuklarda özellikle büyük hastalıklara en azından sebep veren mekanizmaları tetiklediği konusunda önde düşünen integratif doktorlardan birisiyim. Onu kısa bir örnek vereyim. Measles, Mumps, Rubella'nın aşısını biz hala 12 aylardan veriyoruz Amerika'da ve Türkiye'de ama Japonya akıllı bir şekilde bu statistiksel analizi yaptıktan sonra 2 yaşından sonra vermeye başladı o aşıyı, kızıl kızamık aşısını ve oradaki otizm seviyesi %80'in altına düştü. Yani daha önceki yapılan aşılarda yapılan büyük hataların, özellikle büyük firmaların lobi gücünü ondan sonra para aç gözlüklerini kullanaraktan çok daha ikinci çalışmalara müsaade etmeden devam ettirmelerinin sonucu olan bir güvensizlik yaşıyoruz. Ama bu aşılarda o güvensizliği gerektirecek ağır metaller özellikle immunogenetiste yaratsın diye verilen ekstra alüminyumdan tutun da prezervatürler yok o kadar fazla. Ama bilinmesi gereken olan bir şey var. BioNTech aşısı ve Moderna aşısı lipozomal aşılar. Yani bir şeyin içine paketleniyor yağ şeklinde. O paketlenme işini yaparken kullandıkları polietilen glikol var. Polietilen glikol Amerika'da ve Avrupa'da özellikle Türkiye'de de kullanılır olabilir. Sıklıkla over the counter kabızlık için kullanılan Miralax diye bir ilacın tozun içinde var. O ilacı uzun süre senelerce kullanmış insanlarda ona karşı antikorlar gelişiyor. O antikorlar anafilaktik seviyede immünoglobulin E ve G'yi kullanaraktan reaksiyon veren antikorlar olduğu için zaten ilk başta reaksiyon olan o kişilerin hepsinde bu antikorları buldular. Yani bir tek şimdiye kadar ilmi yaklaşımla bu aşılarla ilgili tedirgin olunması gereken olaylardan birisinin onu olduğunu söylerim. İkincisi de istenmeden genç kişilerde ani ölümler oldu ve o ani ölümler olanların hepsinde de sayısı çok az. Yani milyonda veya işte 100.000'de 5-6 gibi olan da pıhtılaşmayla ilgili bir mekanizma oldu. Pıhtılaşmayla ilgili bu mekanizmalarda bu aşıların hangi kısmını ya da bu virüsün tetik ettiğini hala bulunmuş değil. O olana kadar %100 koşur mu değil ama büyük bir pandemi, insanların ölümünün çok yüksek ölüme sebebiyet veren bir aşı hastalığı önleyici olduğu için kullanılması konusunda bilim adamlarının verdiği onaya ben katılıyorum. Ama dediğiniz gibi öteki aşılarda olan kötü yan etki yapan maddeler bu aşılarda yok. Sadece bilinmeyen kısımların biraz daha işte araştırılması o konuda eğer gerçekten önlenilebilir bir değişiklik yapılması gerekirse bu aşılar içinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hocam şimdi sözünüzün başında şöyle bir ifade kullandınız. İşte COVID-19'un seasonal olarak yani mevsimsel olarak düşüş göstermiş olabileceğini söylediniz. Evet. Bu bağlamda biz bununla sanki uzun süre biraz daha mücadele edeceğiz gibi, bu hemen kaybolmayacak gibi bir ifadede bulundunuz. Evet. Evet. Bu bağlamda şunu sorayım. Yani evet 2021 yazına doğru inşallah COVID'i bitireceğiz diyorduk ama şimdi yetkililer bunun evet. 2022'ye kadar belki 23'e kadar devam edebileceği yönünde açıklamalar yapıyorlar. Yani biraz bizi alıştırıyorlar bu uzun süreli mücadele diyelim. Sizin bu konuda öngörünüz ne? Yani aşılar olduk diyelim. Bir sene sonra bir daha mı olacağız? Bu aşının etkisi ne kadar sürecek? Bu COVID'in gidişatı konusunda öngörünüz nedir? Benim düşündüğüm şu, seasonal olarak tekrar bir gelebilecek bir virüs. Bunun tamamen işte polio çocuk felcinde, kızıl kızamıkta olduğu gibi sıfıra indirgenmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok bulaşıcı bir virüs. Fakat şimdi epidemiyolojik çalışmaların çok güzel verdiği bilgiler var. Bir tanesi, JAMA'da yayınlanan bilgiden söz ettim. Yani 10 kişide bir kişiye ciddi hastalık yapıyor. 9'u yapmıyor. O 9'u niye yapmıyor diye bakılmak lazım. Biz integratif tıp uzmanları olarak, Amerika'da eğitimini aldığım A4M dahil, IFM, bizim şimdiye kadar söylediğimiz, benim de bu olayın ilk başında söylediğim her şey
bir ispatlanıyor. Bizi biraz daha dinlemeleri lazım. Şu anda contemporary, normal tıbbı praktis olarak yani uygulayan doktor arkadaşlarımızın. Bir tanesi, immün sistemin, bağışıklık sistemine en çok ihtiyacı olan iki tane mineral var dedik biz. Birisi dedik çinko, birisi dedik selenyum, bir de dedik vitamin D. Çok ama çok önemli. Şimdiye kadar yapılan her çalışma, vitamin D seviyesi belli bir oranın üstünde olan kişilerin, selenyum seviyesi belli bir oranın üstünde olan kişilerin, çinkosu çok iyi olan kişilerin, özellikle çinkosu hücre içine kolaylıkla girebilen kişilerin gerçekten hastalığı çok hafif atlattığı veya hiç hasta olmadıkları konusunda. Hocam burada hemen sözünüzü balla böleyim. Bu vitaminleri dinleyicilerimiz merak ediyordur. Ben de merak ettim. Evet. Bu vitaminleri yani hapla mı alalım yoksa normal günlük diyetimizde gıda üzerinden alabilir miyiz? Yani vitamin D'yi evet güneşten alıyoruz ama evet. Hemen bu konuda da kısa bir açıklamada bulunursanız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eskiden senin dedem, benim dedem, rahmetlilerin Allah nur içinde yatsın hepsi, zamanında yedikleri tereyağı, yedikleri ekmeğin içerisindeki, buğdayın içerisindeki vitaminler, minerallerle şu anda bizim elimize gelen vitaminler aynı değildir. Muhakkak destek olarak almak zorundayız. Birincisi bu. İkincisi, ozon tabakası delindi biliyorsunuz. Ozon tabakasının delinmesinden dolayı bizim elimize ulaşan, yüzümüze ulaşan, vücudumuza ulaşan vitamin D yapan güneş ışınlarının etkisi de azaldı. Bu işte en iyi uzman Harvard Üniversitesi'ndeki Dr. Holick'tir. 10 sene kadardır tanıyorum kendisi. Onun kitabında öğrendiklerimiz, onun araştırmalarında gösteriyor ki bir kişinin vitamin D'yi güneşten dahi alabilmesi için özellikle Georgia'nın üstünde bir bölgede yaşıyorsa ya da Türkiye'de işte Antalya'nın üstünde bir bölgede günde 3,5 saat güneşte yatması lazım. Hem de vücudumun %90'ı güneşi görecek şekilde. Onu yapmamızın imkanı olmadığı için benim şu ana kadar gözlemlediğimiz düşük seviyesi onun altında olan kişilerin en azından 10 bin ünit alması lazım. Seviyesi işte 20 ile 10'la 20 arasında olan kişilerin 8 bin ünit, 20 ile 30'un üstünde olan en az 5 bin ünit alması lazım büyüklerin. Çocuklarda rahatlıkla 2 bin ünite belirlebilecek bir vitamin D. Önemli olanlardan bu. Niye? Vitamin D tam 3 bin tane reaksiyonda kullanılıyor. Vücudumuzun içerisinde şu anda biz konuşurken her saniyede 5000 tane reaksiyon oluyor hücremizin içinde. O 5000 reaksiyonun 3000'inin kullandığı bir önemli bir vitamin. Buna biz hormon diyoruz. Aksine vitamin D bir D vitamin değil, bir hormon. Regülasyon yapan bir hormon. Bu çok önemli. Bunun bilinip ona göre kullanılması lazım. Vitamin C'ye geldiğiniz zaman, vitamin C'yi herkes işte portakaldan almak için üstüne gidiyor. Biliyor musunuz 1 gram vitamin C alabilmek için kaç tane portakal yemek lazım? Yarım kasa portakal. Kim yarım kasa portakal yiyor her gün? İhtiyacı var mı? Yok. Vitamin C'nin de antiviral, antimikrobiyal özellikleri de 3 gramın üstünde başlıyor. Soğuk mevsimlerde, kırgınlık hissettiğinizde rahatlıkla 3-5 gram kullanabileceğiniz bir vitamin. Hiçbir yan etkisi görülmemiş. Yanlış yapılmış yayınlardan dolayı böbrek taşı yapıyor vesaire. Onu şimdiye kadar tekrarlayamadılar. Yani vitamin C, vitamin D çok önemli. Bu iki vitaminin muhakkak. Selenyum özellikle sadece Brezilya'nın natta gibi yani çok pahalı olan ya da işte Türkiye'mizde olmayan yerlerden alınabilir günde 2 tane 3 tane yerseniz. Selenyumu da destek olarak almak lazım derim. Onun haricinde immün yani bağışıklık sistemimizi çok iyi ama çok iyi stimüle eden güzel şeyler var. Karadut kurusu mesela Türkiye'de her yerde mevcut. Yine kayısı çekirdeği vitamin B17 var onun içerisinde. Bunlar immün sistemi müthiş yukarıya ayağa kaldıran şeyler. Bunların hepsinin hayatımızın içine girmesi lazım. Ben her hastama derim ki yani her gün eğer alma imkanınız varsa değişik şekilde çerezin kombinasyonu şu kadar bir avuç dolusu yerseniz gerçekten hiçbir hastalık size yaklaşamaz bu ek vitaminlerle birlikte. Yani bazısını yiyeceklerden alabilirsiniz. Özellikle bazı güzel mineralleri eğer doğru yiyecekleri seçebiliyorsanız ama özellikle vitamin D'ye gelince, vitamin C'ye gelince yine B12'ye gelince bunları yiyeceklerden yeterince alma ihtimali yok. Özellikle eğer vejeteryansanız vitamin B12'yi destek olarak almak zorundasınız. Hocam ben şöyle bir soru da ilaveten sorabilir miyim müsaadenizle? Buyurun. Özellikle ne diyelim riskli olmayan grupta mesela ben işte 40 yaşındayım. Evet. İstemem benden birazcık 1-2 yaş daha yaşlı. Ama hani şunu demek istiyorum böyle daha genç yaş gruplarında mesela biraz da bunu hani bugün için değil biraz orta vadeli olarak da söylüyorum. Evet. Aşı olmayıp
Ama bu bahsettiğiniz işte başta D vitamini olmak üzere, C vitamini, diğer vitaminleri. Yani bu anlamda o immün sistemini, bağışıklık sistemini güçlendirecek adımları atan ama aşı olmayan bir insanları düşünelim. Yani böyle bir yaklaşım sizce doğru mu? Yoksa yine varsa imkan aşı olmak lazım mı sizce? Şimdi çalıştığınız yer neresi diye sorarım ben. Özellikle kalabalık iş yerlerinde çalışıyorsanız, yakın teması fazlaysa, aşı olunması şart derim o yaş grubunda da. Mesela benim gözlemlediğim, ofisime gelen pozitif olan özellikle İspanyol ailelerin çoğu, ama çoğu şeyden aldılar. Çalıştığı büyük fabrikalardan aldılar. Fabrika işçisi ise olsunlar derim, ama spor yapıyor musunuz diye ikinci bir soru sorarım. Biliyor musunuz her sabah yaptığınız 20 dakika spor ne kadar çok immün sisteminizi ayağa kaldırır? İmmün sistemimizin bir tane şeyi var, bölümü var. Ona biz limfatik sistem diyoruz. Limfatik sistem çok yavaş hareket eden, her damarın etrafında ama yani bütün vücudu dolanması bazen bir günü dahi alan bir sistem. O sistemin içerisinde bizi koruyan antikorlar var. Çok sayıda maddeler var. O sistemin hareketi pompalama gücüyle, kasların pompalama gücüyle oluyor. Eğer spor yaparsanız o sistem aktive oluyor. İkincisi, bizim immün sistemimizi felç eden ağır metaller var, toksinler var. O toksinler terle çok kolay atılıyor vücutta, böbrekle atılamadığı için. Terlemek şart. Eğer spor yapamıyorsanız saunalar var. Yani ev içinde veya kişisel olarak kullanacak çok da ucuz Amazon'da var. Sauna dahi yapsanız aynı etkiyi görür. Onları yaparsanız, benim dediklerimi yaparsanız rahatlıkla ve de çok kalabalık iş yerlerinde çalışmıyorsanız almadan durabilirsiniz. Ama dediğim gibi bulunduğunuz ortam, yaptığınız iş, etrafınızdaki kişilerin sağlık durumu da çok önemli. Sen gençsin ama bir iş yerinde çalışıyorsun. Oradan evinde yaşlı baban, annen var, hastalığı var. Antikor seviyesini bilmiyorsun, daha aşı olmamış. Onları korumak için dahi olmanı tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam son bir soru olsun çünkü vaktimiz bitti. Çok kısa. Diyelim ki aşı oldum. Bir ay sonra ikinci doz olmak üzere randevu aldım. Evet. Bu bir ay içinde eğer ben COVID'le muhatap olursam, COVID enfeksiyonuna maruz kalırsam ne oluyor? Veya bir ay sonra ikinci doz olduktan sonra ben artık tamamen COVID ile şey yapabilir miyim? Yani tekrar önleminizi alın, maskelerinizi kullanın, mesafeyi koruyun deniyor ama daha mı güvenli oluyor? Yani artık topluma çıkabilir, seyahat edebilir miyim? Bence edilebilir. Özellikle birinci aşıdan ikinci aşıya gelene kadar %90 oranında antikor geliştirmiş olma ihtimaliniz çok yüksek. O ikinci bir boost dediğimiz olmadan dahi koruma oranınız fazla ama mesela maruz kaldınız, virülansı yüksek bir virüs aldınız, burun akıntısı kırgınlıkla geçirebilirsiniz. İkinci aşıyı olduktan sonra belki bir iki saat kendinizi böyle hafif düşük hissedersiniz, öyle geçip gidebilir. Ama bu hastalıkları yenerken boğazınızda taşıma ihtimali, işte onun ne kadar olduğu daha bilinmediği için ille de maske kullanılır deniliyor. Ben aşı olduktan sonra o kadar maske konusunda gereksiz bir şekilde takılması taraftarı değilim. Bu maskenin çok büyük yan etkileri var. Kendi ağzınızda dahi olan mikrobu tekrar soluduğunuz zaman, onun miktarı arttığı zaman sinüzit yapabilir. Özellikle burnunuzda deviasyon varsa, burnunuzun delikleri iyi hava almıyorsa sinüzit yapma ihtimali yüksek. Onların hipoksi dediğimiz oksijeni düşürüp beyin çalışmasından tut da kalbe kadar yükü olan şeyler var. Bunların daha etkisi çok bilinmiş değil ama yapılmış çalışmalar var. Cerrahlar özellikle 8 saat maskeyi kullananlar da çok ciddi problemleri olduğu yayınları hem bizim Türkiye'den çıktı. Yani bunu da düşünmek lazım. Adam dışarıda koşurken maske takıyor, yanında kimse yok. O hiç akla yatkın bir şey değil. Arabasında görüyorum highway'de, arabada kendinden başka kimse yok, maskeyle araba sürüyor. Hani bu sosyal bir baskı oldu hocam. Yani evet, maskesi bulunduğu zaman sanki bir suçluluk hissi oluyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Vakit ayırdınız. Yoğun çalışma temposu içinde. Süremizi doldurduk. İnşallah sizi bundan sonraki programlarda da böyle yeri geldikçe konuk etmek isteriz. Çünkü bu COVID-19'u daha çok konuşacağız. Öyle görünüyor. Evet. Ben müsaadenizle programı burada bitiriyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bundan tamam. Herkese teşekkür ediyorum. Tekrar haftaya görüşmek üzere diyorum. İyi günler, hoşça kalın, selametle kalın. Sağ olun, var. Teşekkür ederim.